Kulak kaçırma Hollywood filmlerinde sık sık kullanılan ve ilgi çeken temalardan biri. İzlerken keyif verse de hiç kimse seyahati esnasında böylesi bir dramatik senaryonun içinde yer almak istemez kuşkusuz. Dünya havacılığına yön veren otoriteler de hiçbir yolcunun böylesine üzücü bir hadisenin parçası olmaması için çalışmalar yürütüyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 191 üyeli Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, sivil havacılığın her alanındaki standart ve kuralları tespit eden, uygulanmasını sağlayan en önemli kuruluş. Üye ülkelerin önemli bir kısmı bu kural ve standartlara son halini veren uluslararası konvansiyonlara taraf olmuş durumda. 1963 tarihinde imzalanan Havacılık Güvenliği ana temalı Tokyo Sözleşmesi de bunlardan biri. Havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Tokyo Sözleşmesi de güvenlik anlamındaki ihtiyaçlar çerçevesinde zaman zaman güncelleniyor. Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer kural dışı eylemlere karşı tedbir üretilmesi konularındaki bazı değişiklikler 4 Nisan 2014 tarihinde Montreal'de tamamlandı. 19 Ağustos 2014 tarihinde ise ICAO nezdinde taraflarca imzalandı. Altında Türkiye'nin de imzası olan sözleşmenin yenilenen maddelerinde sivil havacılıkta uçuş güvenliğine yönelik önemli hükümler getirildiği gibi bazı tanımlar ilk defa mevzuata girerek resmileşti. İşte Tokyo Sözleşmesi ve getirdiği yeni uygulamalar. Hava polisi. Uçak içi güvenlik görevlisi ya da hava polisi uygulaması ilk defa sözleşmeye girdi. Uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara karşı uçuşlarda artık silahlı bir sivil polis yer alacak. ABD, Almanya, İngiltere, İsrail ve İran gibi pek çok ülkenin uyguladığı sistem artık Türkiye'de. Sivil giyimli hava polisleri yolcu gibi hareket edip bir olay anında silahla müdahale edecek. Polisin silahı ya uçak yüzeyine zarar vermeyen özel mermi atacak ya da elektrik şoku veren türden olacak. Türkiye'ye tescilli uçakların hangilerinde silahlı polis görevlendirileceği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak kararıyla belirlenecek. Genelkurmay Başkanlığı da havada meydana gelen tehdit durumlarında önleme amaçlı tedbir alabilecek. Silah kullanma kararını amir konumundaki polis verecek. Silah kullanımından kaynaklanacak maddi zararı havayolu şirketi karşılayacak. Yabancı havayolu şirketlerinin uçaklarında silahlı görevli bulundurmasına karşılıklılık ilkesi saklı kalmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT karar verecek. Asi yolcu. Kuralsız ya da asi yolcu kavramı da ilk defa uluslararası mevzuata girdi. Bu tür yolculara davranışları nedeniyle para cezası verilecek. Asi yolcunun davranışları ya da eylemi nedeniyle uçak iniş yapmak zorunda kalırsa, havayolu şirketinin karşılaşacağı maliyet yolcuya faturalandırılabilecek. Uçuş kapı kapandığı an başlayacak. Uçaklarda yaşanan suçların sözleşme hükümleri kapsamına girip girmediğinin netleşmesi için uçağın ne zaman havada olacağı da yeniden belirlendi. Önceden uçağın uçuşa geçmesiyle uçuş başlamış sayılıyordu. Tokyo Sözleşmesi'nin yenilenen maddelerine göre ise artık kapı kapandığı anda uçuş başlamış sayılacak. Yargılama yetkisi. Sözleşme, uçakta yaşanan bir suçla ilgili yargılama yetkisinin kimde olacağını da düzenledi. Öte yandan havacılıktaki gelişmelere paralel olarak uluslararası sözleşmelerin yanı sıra yerel otoritelerde düzenlemeler yapabiliyor. Bunlardan biri de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yolcu haklarına ilişkin yayınladığı yeni genelge. Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi 2015, uçuş iptali, uçuş tehiri, uçağa kabul edilmeme konularında yürütülen iş ve işlemlerin etkin, hızlı, doğru ve standart bir şekilde yapılabilmesi için hazırlandı. Yeni genelgeye göre uçakta 2-3 saat bekleyen yolcuya sıcak ve soğuk içecek, 3 ila 5 saat bekleyene ise kahvaltı ve yemek verilecek. Ayrıca daha uzun gecikmelerde uygun konaklama sağlanacak. Bağlantılı seferlerden birinin gecikmesinden kaynaklı devam seferini kaçıran yolculara uçuş iptali başlığı altındaki tüm hizmetler verilecek ve sefer iptali kapsamında tazminat ödemesi yapılacak.